Başkanımdan gücü aldım ki önemli değil. Hadi bakayım. Hayır. 16 Nisan'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve referandum seçimi için Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil sahada çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Pakdil'in bugünkü durağı ise Selçuk Sitesi civarındaki esnaflar oldu. Merhaba. Nasılsın, iyi misin efendim? Görüyorum. Pakdil'e ziyaretlerinde Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ile AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ömer Oruç Bilal Depgici eşlik etti. Adam gitti. Selçuk Sitesi civarındaki esnafları ziyaret eden Pakdil esnafların sorunlarını dinledi. Maraş'ın canısın. Eyvallah. Ha. İyi misin? Sana anlatsam güle gülürüm. Vallahi. 16 Nisan'da yapılacak olan referandumda evet oyu isteyen Nevzat Pakdil, 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutladı ve büyük bir medeniyeti yeniden ihya ve inşa etmenin mücadelesini sürdürüyoruz dedi. Öncelikle bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. Bize bu vatanı armağan eden bütün gazilerimize ve şehitlerimize rahmet diliyoruz. Onları rahmetle, minnetle, şükranla arıyoruz. Çanakkale bir destandır ve bu destanı hep beraber yazdık. Orada binlerce, on binlerce vatan evladı şehit oldu. Ve Türkiye Cumhuriyeti Çanakkale ruhuyla birlikte hayata geçti. Yine o ruhu 15 Temmuz'da bu memlekete karşı bir isyanın, bir kalkışmanın içerisinde hep beraber gördük. Ve orada tabiri caizse yeniden gençlerimiz Asım'ın nesli olduğunu hatırladı. Necip Fazıl diyor ya, sen bir devsin, yükü ağırdır devin, kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin. Elhamdülillah şimdi bir ayağa kalktık ve büyük bir medeniyeti yeniden ihya etmenin, inşa etmenin mücadelesini sürdürüyoruz. Millet ne demişse demokrasilerde başımızın tacıdır. Ben inanıyorum ki Kahramanmaraş zaten evet diyor. Hayır ekseriyette Türkiye'de de Türk milletinin bu anayasa oylamasına evet diyeceğini ümit ediyorum. Şimdiden bütün milletimize bu seçim çalışmaları süresi içerisinde başarılar temin ediyorum. Allah güç kuvvet versin. Allah hepimizin yolunu, bahtını açık eylesin.